Efendim merhabalar, Biliyoruz'da Konuşuyoruz'a hoş geldiniz. Mehmet Gülüşen'le birlikte aslında kaos da iyi demeye devam edeceğiz. Mehmet'ciğim hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi kaos da iyi tabii, onun niye iyi? Bak çıktı Kaan gitti. Kaos beni bozar dedi ve çıktı gitti adam yani. Şimdi tam Sigmar Tapınağı'nı basmıştık. Ay orada ne yazdığına bakamaz. Burada bakılan bir yer var mı ona? Şuradan galiba ona bakıyorlar. Kaan'cığım tabii birazcık dinlese ikna olacağını bildiği için hemen kaçıyor bu ortamlardan. Evet, aynen öyle. Aynen öyle yani. Sigmar Tapınağı'na gidip bütün çeşmeleri işemiştik hatırladığım kadarıyla. Ve ondan sonra bırakmıştık. Sen İstanbul'dan kaçma projen için meşgul olacağım demiştin. Şimdi rengarenk bir Chaos Warband'le karşı karşıyayız. Evet. Her rengin temsil edildiği. Şurada senin şeyin var değil mi? Bu şeye aksesin var senin de en son vermiştim. Var evet. Hatırlıyorum. Var var. Tamam. Tüm renklerin temsil edildiği ne kadar güzel bir Chaos Warband'iyiz. Hepimizde leveller var. Cebimizde para yok. Ama birazcık Wearstone'umuz var. Bu Wearstone'ları satarız ve bunları şey yaparız demiştik. Sen hatırlıyor musun nerede bıraktığımızı, kime ne yapacaktık? Hatırlıyorum. Hatırlıyorum. Anlat istersen. Biz en son plot mission olan Sigmar Tapınağı'nı blends etme, aydınlık fikirlerimizi oraya getirme, arındırma evet. Görevimizi gerçekleştirdik. Doğru. Cahiliye dönemine son vermeye gittik oraya. Aynen öyle yaptık da. Yaptık da bunu. Orada bir Sisters of Sigmar çetesiyle mücadele ettik. Başlarında canavar kadın, bir de canavar kadın çıktı. Canavar korkunçlu kadın çıktı. Yani çıktı, onu da zor hallettik onu. Evet, onu biraz uğraştık, onu da hallettik. Buradan çıktıktan sonra vasiyet olarak ne bıraktığımızı da hatırlıyorum. Buyurun. Şu anda bir paramız 128 Türk lirası olduğu için henüz bir şey alamıyoruz. 128 milyar nerede henüz çözemedik. Bilmiyoruz yani. Burada bir yerde. Ama bizim 105 adet şeyimiz var. Wearstone'umuz var. Hı-hı. Bunları bu cutthroat. Yalnız 105 istiyor. 105 istiyor, evet, ve 105 istiyor. Bunlardan bir tanesini satalım. Hı-hı. Oradan hem reputation hem para gelsin. Hı-hı. O sırada da bir tane görev yapalım. Sonra da o gelen paralarla ve yeni topladığımız XP'lerle birlikte skill'ler, level'lar ne varsa şöyle bir birkaç gün rest edeceğimiz böyle bir kampa girelim. Çünkü 2 gün, 3 gün training isteyen skill'ler olacak demiştik galiba. Ya da hani böyle tek tek hani yedeğe birini alıp oynamaya devam da edebiliriz. Yani Günüşen'inki önemli orada. Günüşen'in kaç gün yatacağı kritik. Günüşen olmadan gidemiyor muyuz? Gidemiyoruz. Günüşen'den başka ikinci bir leader de alamıyoruz. Çünkü oksimoron oluyor. O yüzden... Tabii. Günüşen'in traininglerine diğerlerini de denk getirmeye çalışmak lazım. Peki o zaman Katros'dan değil de biz en son Blackpit Settlement'ta karar kıldık diye hatırlıyorum. Tekrar bir bakabiliriz. Tamam. Int Strength Toughness item'ların skill'lerine indirim veriyormuş. Int Strength Toughness, evet. Burası, burası Ballistic Skill, Agility, Leadership alakası veriyor. Burası Rogish, burası Fighter Mage'iş gibi gelmişti bana daha çok. Tabii hani bunlar da ilerideki şeyler ama hani ilk etapta kısa vadeli zaferimiz bize ne geliyor? Intelligence mesela. Aynı Draught of Concentration veriyor. Intelligence ne veriyor? Günüşen de işe yarar mesela. Ballistic skill mesela, Smelling Salt veriyor. Yani. Bu Smelling Salt hep ben şey işte benim için. O pisuvarların içine attıkları o kokuyu engelleyen. O zaten abi. Klozet. Ben ona klozet şeysi diyorum. Şey değil mi? O naftalin ne o? Böyle beyaz mavi. Aynen öyle. Rezil bir şey, bunu cebimize koyup gezdireceğiz yani. Atıyorsun düşmanın üstüne işte. Ben Blackpit Settlement diye hatırlıyorum bu sebepten. Intelligence, Strength, Toughness, bunların hepsi işimize yarayacak ve level için para toplamak noktasındayız. Bu para ve bu skill ability'ler gelince işimize yarar. Veriyorum o zaman Blackpit Settlement'ı. Tam da 105 istermiş kendisi. Aha. Kara ambar... Sarı ambar mı buranın adı? Kara ambar değil mi işte? Evet, kara ambar. 105. 105'in tamamını vermem gerekmiyor ya. 100 yetiyor. Yo 105. Bunun level'ı 1 olunca bu 100'den 105'e çıktı. Onlara bak. %5 enflasyon geldi oraya. Enflasyon oldu gerçekten. Buyurun. Stand shipment. Among the most degenerate and despicable of the settlements that have been built around Mordheim is that of Blackpit.
Named for Fighting Arenas and Savage Gladiatorial Combats. Evet. Kötülük yeridir. Çok gladiatör kombatları vardır, arenalar vardır. Evil evet. yeridir. Mutantlar, possessedler gezer burada, Dun sokaklarında. Skaven bile gezinir. Necromancer bile gezer. Gezer. Ceset, bunların topladığı cesetleri satın alırlar. Karkas et satın alınır burada. Aynen, karkaslar var. Satır et alınır. Black Bite sadece Gülüşen. Deliler gider diyor. Gülüşen ve adamları gider. Ya kim gider yazmış diye. Bu metni kardeşim? Bu metni yazan kim ya? İşte Sigmarcı bir adam işte ya. Yani Sigmar kafalı, yani. Sigmarcı kafalı bir adam yazmış işte. Yani. Kendine yontma taş devri diyoruz biz buna yani. Kendine yontma ulan deyip ben shipment'i yolluyorum. 630 aynen. para bayağı iyi Gülüşen. O iyi olacak. 630 Türk lirasını kabul ediyorum. Ve bir güne gelecek diyor bak. Ha. Tamam, harika, şahane. Biz şu anda göreve çıkamıyoruz ha. Next day dediğim anda. Neden? Çünkü şeyden dönmüşüz. Biz şimdi Yoruba'dan dönmüşüz. Evet, biz şimdi bir günlük görev varsa, bu bir günlük training varsa bunu yapabiliriz. Şu paramızı gömebiliriz. Yarın 600 para daha gelecek. Çünkü. 100 TL'lik bir şey varsa alabileceğimiz. Birinci level bir şey demektir. Ben bu arada şuraya sele geldim. Buradan gel mavi şurikeni satıyorum. Çünkü biz kullanamayız. Ya çocuk gibi bizim işimiz, ne yapacağız yani sağ sola şuriken. Abi buradan mümkün olduğu kadar para çıkarma günlerindeyiz. Böyle Crimson Shade, Increase Initiative falan. Ben bunları satmayı niyetliyim şu anda. Sat. Crimson Shade'i sattım. Bugman's Ale, Terror All Alone Fear. Ya bu bize biraz trash işler ya. Evet, satıyorum bunu ya. Hani zaten... Morunu satmayız, bunu satalım işte. Aynen. Çok lazımsa. Mandrake Root, Armor Absorption. Hani peki. Ama yine de satılabilir. Mandrake ben çocukken TRT'de çıkıyordu. Abdullah vardı yanında. Tabii. Abdullah büyücüydü. Antitoksin ve Mandrake tutuyor muyuz? Ne yapıyordu bu bakayım? Armor Absorption. Bu güzel bence. Yani hani şey için söylüyorum. Yine boşuna, bir boss combat falan gibi bir şey olur. Boşuna değil yani hiç değilse. Çok boşuna değil. Evet, Sigmar Warhammer'ı satıyorum. 5 gold değilmiş. Pistolü satıyorum. Delikli demir satıyorum. Delikli demir gitti. Great Flail gitti. Aşağı doğru geldim. Armband. Şimdi işin bir de o tarafları var. Değil mi? Aramızda gözü bacağı bozulanlar oldu yani. Düzelenler oldu. Ha, bunları da almamışız. Terminolojine birazcık. İşte o buradaki terminoloji insanı etkiliyor. Onu... Etkiliyor Gülüşen. İster istemez etkiliyor. Gerçekten tabii, haklısın tabii. Senelerin şeyi var tepemizde. Propagandası var aynen, yani. Aynen. Bir indoktrinasyon var. Beyin yıkama, boyun yıkama hepsi var yani. Boyunumuz yıkanmış durumda. Bu herifi anlamamıştık. Test etmeyi de unutmuştuk. Şu ikisi, şu combo yani armband artı executioner. Test etmiştik diye hatırlıyorum. Combat'ta sen baktın. Ve hepsi armband birden çalışıyor değil mi? Evet abi, galiba hani şey değildi. Yanlış hatırlamıyorsam. Videonun orasını tekrar izlemedim ama... O armor tamamen bir placeholder galiba orada yani. Hayır, bunun mavisi turuncusu var abi. Hayır ama bu adam için. Ama buraya... Yani orada aslında bir armband yok galiba bence yani. Bence var. Ve bence buraya mavi turuncu armband, mavi mor turuncu yok galiba da. Mavi mor armband takınca da etkileyecek bence. Şu anda sadece cannot be parried veriyor bu adama. Yani Wolfpriest cannot be parried şu anda, o da iyi. Ama abi balta o kol. İşte o baltanın birazında da armbandı var herhalde. Ne bileyim, şurada armbandı var herhalde. Bence executioner ve armband birlikte çalışıyor şu anda. Okay. Buradan da kılıç vermişiz. Executioner zaten şey veriyordu. Armor absorption geçerim. Buradan da bu adama kılıç bu vermişiz. Bu baltanın üzerine poison'ı var o. Evet. Aynen. Poison balta. Cannot be parried poison balta oluyor bu. Öbür elinde de kılıç var. Kılıç hem herifin perisini yükselttiği için istedik. Şey, peri, bir de perisini kullanabilmesini sağlıyor. Kalkanı gitti çünkü. Aynen. Peri yapabilmesini sağlıyor, bir de crit chance. Yani bu adamın elinde kılıç iyi peri için. İyi peri yaptıran veya işte iyi crit atan kılıç olur. Çünkü akurisisi de 17'ye kadar çıkıyor. Akrit bir adam bu yani. Ve crit bu atabilecek. Crit atabilecek bir adam. Bu kadar gelmişken şu şeyi açıyorum ben de. Bir bakalım Cult of the Possessed'de ne yazmışız şeyi. Maradır. Maradır'a ne yazmışız? Maradır kaşları mara. Evet, bakıyoruz. Strength'i 9 olsun. Oradan toughness 12 olsun. Sonra strength toughness eşit giderler falan gibi bir şey demişiz. Mi? Hı-hı. Öyle mi diyoruz? Bir dakika, anlamadım. Strength'i 9 olsun. Olmamış zaten. Strength'i geçtim. Mentali leadership eşittir alertness artı 3. E tamam. Alertness lazım ama leadership lazım çünkü bu herif fear terror atıyor. Peki. Atıyor evet.
Olay anlatmıyor sadece galiba. Olay anlatmıyor. Leadership'ini yükselttim. Weapon skill'e de accuracy'sinin 3 üstünde gitsin demişiz. Tamam. Weapon skill Perry'i de etkileyecek. Evet. Bu güzel. Bunlar iyi. Bunun dışında yeni skill var mı? Abi senin ne skill istiyor bu adam? Blood Offering Kaos'tadır herhalde ve aktif bir skill'dir herhalde. İstersen şu an şeyi kapat. Word'ü. Kapattım. Ha bak. Ama bu herifin skill point'i yok. Aa 11 XP'de kalmış. Skill point'i olsaydı şu anda Blood Offering bu bir günde alabiliyordu. Yok. Güzel olur. Yapacak bir şey yok başka zaman. Günüşen'e geldim. En sona döndüm. Günüşen küfür etmeyi biliyor. Analı bacılı konuşabiliyordu. Sigmar hı-hı. Goblinleri ellettiriyormuş. En son bölümümüzün adı da oymuş zaten. Evet. Doğru evet. Bir bilgi bu arada. Evet böyle bir bilgisi var. Channeling'i var. Belgelerle doğrulanmış bir bilgi yani. Belgem var konuşuyorum diyor. Tabii. Blood Sacrifice'ı zaten biliyoruz. Channeling'i var. Bu adamın 4 unspent skill point'i var. Peki bu adam ne ister? Ona bir bakıyorum hemen. Bir günlük bir şey kalmadı herhalde Günüşen'de ama. Order. Spawn gelince demişim. Order şey. Mavika yakıyorum. Herife atak yaptırtıyorum. Bu çok önemli. Insult. Aldık onu zaten. Aldık Master'ı demişiz ama o bir gün değildir. Bunların hiçbiri bir gün değildir herhalde. Acid Breath gelince Expert Casting'e gitsin demişiz. Denirmiş. Şey range'ini arttırsın diye. Şimdi Spell Acid Breath bu arada iyi bir fikir. Olabilir. Spell Point'i var mı? Spell Point'i var. Var iki tane şurada yazmış. İki Spell Point'i var. Acid Breath ise... 200 gold. Abi, iki gün ama Learning Time'ı. Yine bir gün değil. Ayrıca paramız da yetmiyor. Tamam zaten. O zaman diğer skill'i alma. Ha, şimdi bir şimdiden biz bir günlük asil, işi halledelim. De pasif sonra... skill'lerde abi channeling ve avoid denmiş. Onlara bir tekrar göz verelim. Avoid şurada şudur herhalde. Avoid 3 gün diyor. Dodge artı 10. Çok hı-hı. Aşırı acil değil. Bir de channeling. Herhalde Gafa ile ilgili bir şeydir o. Channeling. Gafa. Chanel. Büyücülük burada yok channeling. Casting ile alakalı bir şey olabilir. Casting bu. Ha intelligence bu değil mi? Bu ya. Strength, toughness, agility, leadership, intelligence, alertness. İşte buradaki sıra. Intelligence da değil channeling öyle mi? Değil demek. Sona bak. Kaos'ta değildir herhalde channeling. Devam edelim. Devam Allah ederek Allah. Bakalım. Şurada pasif mı? Ama bu. Pasif aktif değil mi? Bir dakika. Şimdi aktife geçtim. Şimdi aktife geçtim. Pasif intelligence skill'lerin. Channeling var. Bunun mastery'si yok. He. Var abi channeling. Almışız zaten. Almışız okay. Almışız tamam. Zinç Curse'u burada senin söylediğin expert casting mi? O da range'ini uzatıyor. Acid Breath'ten sonra demişiz. Sonra da. Abi bir sürü 500 gold şu. Gerçekten çok ama o uzun uzun range'li Acid Breath iyi bir fikir. İyi bir fikir. Başka ne skill var bu adamda? Avoid alamıyoruz. Pasiften aktiften sidestep'i de alamıyoruzdur herhalde. O da 3 gün. Introspection alınabilir aktif skill olarak demişiz. Introspection. 3 gün. 3 maviyi 1 kırmızıya döndürürüm. Hı hı. Tamam güzel ama yani zaten 3 gün. Günüşen'in şu anda alabileceği bir şey yok. Sen o listeden baksana. Physical ve martial olarak ne ability istiyor? Bakıyorum. Agility eşittir toughness artı 3 diyor. Aa. Tamam. Biraz agility daha. Dojum çıktı 55'e dedi Günüşen. Marshall'dan ne istiyor? Herhalde weapon skill'i tıkla diyordur. O weapon skill sonra weapon skill'i full'le sonra accuracy yapabileceksin. Orada ballistik asla almayacağı için. Neden weapon skill'i bu kadar tıkladığımızı bilmiyorum ama. Vuruyor çünkü. Vuruyor. Hayır vurmasını o şey de peri yapmıyor çünkü pek. Neyse pek. vuruyor tabii. Staff'la vuruyor yani. Ha, Twitter yani öbürleri daha da dandik olduğu için. Evet. Relativity'den weapon skill'i yani. Relativity teoriden dolayı oluyor. Doğru söylüyorsun. Gözbülent'e geldim. Gözbülent. Gözbülent'in 4 unspent skill point'i var. Ne kadar güzel. O işte şey level 4'ünü bekliyor. Her şey herkes level 4'ünü gerçekten bekliyor. Gerçekten öyle. Physical, mental ve martial'da bir sürü puanı var. Ve bu puanlara ne vereceğimizi de bilmiyoruz değil mi? 4. level'ıma kaç var? Daha 10 XP var. Abi biz şunu bekliyoruz. Bu level 4'e geldiği zaman eğer ok atmasını evet. Engelleyen bir şey gelmezse okçuya gideceğiz. Physical, mental, martial ne varsa hepsini okçuya göre vereceğiz. Aktif skill'leri, pasif skill'leri ne varsa onları alacağız. Öyle dedik. O yüzden beklemeye devam ediyoruz galiba. Bence öyle. Bu ne kadar pahalı bir adam ya. Bu adam orada 3. level yazıyor ama aslında 3. level değil bu adam yani. Bir ara evet. Kampa gitmesi gerekecek. Skill'lerini de alamıyoruz.
Yani belki de Mutant'ı sahiden başta satın almayıp Kaos Band'i kurmak isteyenlere optimal oyun için 4. level bir Mutant satın almalarını tavsiye etmek lazım. Yani hani bak mesela şuradan baktım, Mutant şu 5. level, 4. level Mutant buldum. Mesela kolu bunun şey olmuş, aydınlanmış. Kılıç olmuş. Şurada 5. level bir Mutant var mesela. Bunun da kolu aydınlanmış. Eğer bunları, yani okçu Mutant istiyorum diyorsa insan, belki özellikle, belki de kasmamak ve 4. level Hide Sword'ların içinden yakalamaya çalışmak lazım. Yoksa zor belki yani bu zarları atmak. Tamam. Çünkü öbür türlü waste olacak verdiğimiz statlar. Tabii tabii. Ha, bir de şöyle bir şey var. Şimdi bunlara biz o statları vermediğimiz için bu karakterin ratingi de artmıyor. Hı hı. Oyun bizim ratingimizi match ediyorsa dolayısıyla aslında bir şey kaybetmiyor. Random encounter'larda match ediyor. Plot encounter'larda sabit şey. Bak bunların hepsi increases by one diyor. Yani hı, aslında buradan hani 4 puan ama asıl tabii skill'lerden geliyordur. Atıyorum Swift Charge. Nerede yazıyor kaç puan? 2 puan da bu arttırıyor falan. Yani 4 tane aldır. 2, 8, 10. Yani bu evet de %10 ha. Şöyle fazla kontrol edelim mesela. Abi 2 tane değil skill ama alsan 2 puan 2 puandan. 2 tane skill alsan bak Mighty Charge 2 puan. 2 tane alsa 4 puan. E burada da var toplam 4 puan. 8 puan aslında herifin değişen şeyi. 8 puanı eksik. Tamam. Tabii çok bir şey değil aman ama. Aman Allah'ım bir şey değil. Mesela bir silah, bir tane bow 10 puan mesela yani öyle düşün. Bow 10 puan. Equipment daha etkili yani. Skill'lerin daha çok puan arttırmasını düşünürdüm. Peki göz bülenti geçtim abi. Atılgan'a geldim. Atılgan'ın sayfasını bir açarsan bana abi mental ve martial level'ları var. Bradley'in Archer denir kendisine. Ne atlıyor? Nelere bakacağız? Mental ve martial level almış. Mental. Alertness diyordur. Alertness bas geç diyor. Tamam. Bastım. Marshall'da da balistik bas geç diyordur. Balistiği 15 yap sonra accuracy'ye verirsin artık diyor. Yani ne yapacaksın diyor. Evet bu adam bu arada 2 kırmızı oldu abi. Şey 4 kırmızı oldu. 4 kırmızı. 4 kırmızıya geldiği zaman quick reload alınacak bu adam evet demiş. Evet. Şimdi lurker overwatchlarıma %15 hit bu güzel. Yalnız quick reload 2 gün training. Mesela zaten bu adamın paramız da yok şu anda da. Paramız da yok. Peki bu adam quick reload alacak belli ki artık. 5 maviyle çünkü. Bir de belki trick shooter da alınabilir demiş. Bir trick shooter da görelim. Range attacks yüzde yani artı 5 evet to hit. Okay. Artı 5 to hit. Quick olur reload bu adama artık alınır. Alınır çünkü 5 ile bak düşün. 4. rank 4 henchman yani. Evet evet reload ettim. Öteki reload'u 2'ye ettim falan hani çok pahalı işler. Evet zamanı geldi. Eagle Eyes nedir? Armor Absorption'ın %5'ini geçer. Peki. Onun haricinde de Bow'la şey yapacak. Belki Spear Shield verilebilir. Spear Shield olur. Ha, bu arada Shield olabilir evet. Yani çünkü artık iki atağa döndü bu adam. Tek bir dagger'la salak salak gezmek yerine bu adamın... Spear da verelim. Var mı Spear'ımız? Spear'ımız var mı? Yok ama Mace'imiz yoksa var. Yoksa almayalım da. Ha Mace verebiliriz. To hit'i artsın. Çünkü weapon skill yok. Tweet artı 4 alsın. Daha defansif bir şey var mı? Şunun için söylüyorum. Savunma yani bu adam yapan zaten birini close çok dövmeyecek de bir yerde sıkıştı mıkıştı hani böyle abi vurmayın abi yapabileceği bir şey. Evet de onun için shield verecek lazım. Shield lazım. Ama zaten perisi de olmaz bunun. Kalkan vermeyeceksin abi bence. Ha gerçi kalkan şey de veriyor abi. Ne resistance veriyor. Bana ok atılınca gerçi kalkanla gezmiyorum ama melee resistance %5 veriyor. Okay. Ama karşılığında dodge'u mu? 10 azaltıyor abi. Adam bana eksi 5 ile vuruyor ama sonra benim dodge imkanım 10 artıyor. Yani çok bir şey değişmiyor gibi oluyor galiba. O zaman bu elinde bıçakla gezmeye devam etsin. Ha, bıçak olmayabilir rolündeki şey. Bu şey dodge'unu perisini geçerim. Ambush damage artı 15. Yani bıçak ambush yani asla yapmıyor zaten yani. Yapmayacak tabii canım. Olur. Bu herif sıkıştığı zaman dodge edecek abi. Aslında. Vurmasını bekleyen yok. Tamam. O yüzden de İki atak yapacağı... Great Weapon versek nasıl olur? İşte iki atak yapamaz. Tamam. Great Weapon ile iki atak yapamaz. Böyle mace falan bir şey verelim. İki tane atağını yapıp dodge edip imdat diye bağıracak. Bu adam yapacağı zaman bunu yapacak yani. Tamam. Ya Hammer da, ne veriyor? Ya da Light Armor verebiliriz adama. Dodge'dan vazgeçeriz. Kalkan falan verip... Yok abi bu adamın en güçlü defansif özelliği dodge edebiliyor olması belki. Agility 7 evet yani. Hammer yani verelim bir şey verelim herif abi işte. Hammer critical Hammer hit damage. Yo çöpmüş o. Yani. O yani. Sonuç... Critical hit vuracak da damage %5 artacak yani. Tamam. Mace ver. Tweet ver.
ileride accuracy'si çok yükseldiği zaman bu adama hammer ver. O zaman biraz anlam var. Şu anda abi evet çek mace'ini ve ölme zaten. Bu heriften beklentimiz o. Ölme eşeğim ölme diyoruz kendisine. Ölme, ölme atılgan ölme. Şimdilik ok at. Burada okla shortbow arasındaki farka hiç baktık mı ciddi ciddi biz? Shortbow'un iniş divi artı 10. Damage'i aynı. Damage'i aynı. Range'i 5 az. Crit ihtimali yüksek. Range'i düşük, iniş divi yüksek. Ne düşünüyorsun? Crit atmaya yarıyor. Diğeri de hit chance ya. Yani %8 çok iyi bence. Hit chance abi tabii. Çok iyi yani. Çok iyi. Tamam. Böyle devam abi. Bu inisiyatifle çok bir şey yok olabilir. Bence bunun. Çok iyi bir shortbow düşer. More shortbow düşer düşünürüz. Oo, Nurgle'ın aslanı Duxus'a evet geldik. Esas çocuk Duxus geldi. Aslanımız kaplanımız. Duxus Mert Erten'in karakteri. Mert Erten'i Mordheim'a başlattık biliyorsun değil mi? Gazlanmış YouTube videolarında yazıp duruyor. Kendisine de selam söyleyelim. Skaven oynayıp şey yapıyormuş. Ben de seninki gibi böyle bir build videoları hazırlamaya başladım Skaven için diyor. Kendisine de yazdım. Bana da link verirse bunları videoların altında modern videoları da paylaşmaya çalışalım. Orada bir yandan kendi kendine Skaven yapıyormuş. Ve ya, şey yapıyormuş. Çekiyormuş videoları. Bana Duxus'tan söz et. Bana Duxus'tan söz et Günüşen. Duxus karanlık kara ruh diye bilinen. Abi bu bir kere üstteki seçenekli kısımları artık geçtik biz Dark Souls'larımız için. İstersen sen de aç. Tamam. Şeyi, bakalım bakalım Dark Souls'umuza bakalım. İşte iki tane sağ kalırsa biri Light Shield falan bu aşamalar geçildi. İki tane sağ kaldı çünkü artık. Evet. Yani bunlarla hatta, devam ediyoruz. Hatta zaman içinde bunları ben burada tutuyorum ama galiba aslında bunun makulü bu adamların Light Armor Shield Hand Weapon dövüşmesi. Galiba uygun o bu klasa. Great Weapon Cloth falan değil de yani daha evet. Tanki et. Et. Çünkü çok tank et olmak arayası. Üzere bir karakter. Yani immune to psychology demek. Ben bu adam tank olsun. Dodge tank tamam bir fikir ama armor yani bir kere reliable olarak kalkan kullanabilen bu var. Başka yok bu zaten. Tank evet. Marauder'dan ne yapacağı belli değil. Kolu aldı, balta oldu birinin. Öbürünün ne olduğu belli değil. O yüzden en azından bir tane kalkancı Dark Souls zaten kesin lazım da. Bence bu makul. Şimdi sen bana oradan statlarını söyle. Ben de şey yapayım. Toughness ne diyor? Strength eşittir toughness agility artı 3 denmiş. Toughness ya da agility. Ha, bu herif toughness'ta. Strength 9 oldu bu arada bu arkadaş. Maşallah kendisine. Çok güzel. Mentalden alertness go herhalde. Alertness eşittir int artı 1 denmiş. Öyle mi? Stun olmasın diye. Ha, çok herhalde. İniş tip çok önemli değil ama stun resistance'ını artırmak lazım. Mantıksız değil bu arada. Mantıksız değil yani. Crit yiyince de stun. Tamam. O zaman verdim. İyi bence doğru söylemişiz. İniş divi olmasan olacak yani. Evet hani çok kritik değil. Bazen kritik oluyor şeyde yani bir kapının mapının tıkanması gerektiği zamanlarda bazen kritik olabilir. Marshall'da zaten seçenek pek yok. Weapons zaten balistiği yok adamın. Tabii. Olamıyor zaten. Arttıramıyorsun yani. Yani. Weapon skill'i full'e akresiye doğru. Bitince akresi verilmeye devam edecek. Tamam. Başka bir şey yok ben burada. Ben bunu apply ettim. Sence bu adamın kullanması uygun olan silah ne? Orada ne yazıyor? Hand weapon shield diyorsun. Tamam. Evet evet. Hand peki hand weapon shield. Yani eyvallah da hangi hand weapon diye hiç düşünmedik. Acaba hangi hand weapon daha uygun bu adama? Mace'in çünkü damage'i düşük. Atıyorum hammer. Bak. Mesela min damage ne kadar fark ediyor? Initiative veriyor mace. Hani initiative de çok önemli değil bu adamlara diyorsak. Axe ne veriyor? Axe'in de damage'i fena değil. Initiative bence çok önemsiz değil. Yani bunlar engage edecekler. Sonra yandan işte uçan tekme atanlar girecekler falan gibi bir evet. Biraz kontrol. Çok da oynamamalar lazım. Evet. Hammer eksi bunların engagement'ını biz seçmek istiyoruz ya çünkü çıkartamıyoruz bir yere girdiği zaman. Doğru. Doğru. Hani. O da haklısın. O yüzden mace istiyorsun. Yani en azından eksiltmesin ki. X var. X her zaman güzel bu arada. Sıfır inişti. Damage'i biraz yüksek. Armor. Ya şimdi Mace ile ilgili Mace'in bir tık damage'ı düşük galiba. Evet. Ama hani hem inisiyatif veriyor hem to hit. To hit bence yani çok iyi tabii. Hep iyi bir stat çok yani. Hani yapacak bir şey yok. O zaman hand weapon'ın ne olduğu çok yani önemli daha değil daha sahtekar ya. Yani ben şeyi de çok kötü bir silah olarak görmüyorum. Hani damage çok düşük mü bilmiyorum ama dagger. Çünkü ambush chance falan veriyor. Ambush damage artı %15. Bu adamlarla hiç ambush yapıyor muyuz abi biz? Yapıyoruz. Yapıyoruz. Hiç yapmıyor değiliz. Yapıyor. En çok ambush bunlar yapıyor. Şey tabii. Olarak tabii. Gidiyor gidiyor. Kırmızı ısını kullanarak istediği kombata girmeye çalışıyor filan. Tabii. Hmm.
Dagger'ın damage'ı veriyor. Tabii damage bir tık daha düşük ama hani Doge Perry'yi geçiyor. Daha iyi. Bir de ambush damage yüksek. Ama hani biraz tabii fazla şey bir. Hani normal kombata girdikten sonra tık 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 yani. Bu biraz şey ya. Hero silahı gibi geliyor Dagger bana biraz daha. Böyle çok mavili, çok kırmızılı adam abi, silahı gibi geliyor. Çat çat basacak falan. Bunlar için ve çok uygun değil. Ve skill'lerle, o vuruşlarını skill'lerle bufflayacak olan adam gibi geliyor. Yani hani daha skill temalı bir adam gibi geliyor. Herhalde iyi hand weapon, elinde ne varsa fark etmez aslında çok fazla deyip geçtim. Ursus'a bence geldik. Mace okey yani, çünkü hem hit veriyor hem biraz inisiyatif veriyor. Ursus'un elinde okay balta yani var mesela. İkinci seçenek de balta. Yani o hani o zaten 8'li yol diye bilinen camia. Cornate olduğu için balta almayı tercih etti. Hani birebir aynı olmasın, herkes de istiyoruz zaten. Ne bu adam level'ını atlamamış zaten. Bir şey gelmemiş. Allah Allah, nasıl oluyor? Allah Allah. Bu şey kaybetti ya beynine. Aa, beyin hasarı aldı. Doğru işte, kafasına şey vurdu. Korkunç kadın vurdu buna işte. Evet, korkunç evet kadından dayak yedi bu. Tamam, bu şekilde. Abladan dayağı yedi, yattı aşağı. Birinin yemesi gerekiyordu. Kendisi de Cornate. Dayak yemeye çok itiraz olan birisi değildi. Wolf Priest'e geldi. Tabii yiyeceksin de atacaksın. Wolf Priest bir sürü geldi, kız indirdi Temple'da. Bir kız daha indireydi level almıştık ama level'ı yok. Yapacak bir şey yok. Wolf Priest'in niye stat line'ı yok? Demin verdik. Verdik onu. Şimdi verdik. Elinde hala İlk bir adet onu. Madcap Mushrooms tutuyor. Melee hit chance %10. 2 turn. Peki. Abi bu kadar. Gün ışığında atladık. Gözbülent bekliyor. Kimseye bir training veremedik. Zaten paramız da yoktu açıkçası. Şeyimiz böyle. Hikayemiz böyle. Benim şu anda Wilson'ları yolladım. Next day dememin önünde bir engel yok. Senin gelmiyorsa aklına bir şey. Next day diyorum. Ya abi şu an kombata gidemiyoruz zaten herhalde. Yok hayır, campaign kapalı. Bu Sigmar Tapınağı'ndan döndüğümüzün akşamındayız şu anda. Tamam, malları sattık. 100 golda alabildiğimiz bir training bir almak gün istediğimiz bir şey yok en azından. İstediğimiz yani bir şey yok, evet. 200 golda şey çok güzel olurdu. Bir 50 gold daha çıkar mı ya? Bu bakalım. Mikro işine girelim bence. Tabii ne almak istiyordun? Quick reload. Blood Offering şey. Blood Offering da olur. Offering. Quick reload da olur. İkisi. Quick reload 200 golde. Bakalım abi, bir 200 yapabiliyorsak bakalım. Sel. Şöyle 40, alttan doğru başlayalım. Ucuzlardan satmaya başlayalım. Peki, elimizde çok ne var? Hammer'lar var, 1 gold. Bence buradan 45 biraz çıkar mı? Göz kararı bir kere. Çıkmazsa da ne kadar çıkıyorsa çıkart ama boş yere inventory'de duran item'lar bunların çoğu. Şimdi şu yani mesela 11 para diyor. Şunların hepsini satsak 21'ini çıkartmış oluyoruz 45'in. X'lerden tamam, biri. Ama onlar işe yarayabilecekler. Mesela şöyle 4 tane dagger var altta. Şimdi ama 1 gold dagger. 1 gold tabii ama sonuçta 4 gold var. Tamam. Kullanmıyoruz gibi bir şey var yani. 1 tane dagger. 4'ünü de satayım o zaman. Sat. Tamam. Kim kullanacak dagger yani? Bence de. Çok kim lazımsa gider bir tane dagger alırız. Geri alırız evet yani. Tamam, 4 dagger yani sattım. Hani armband bir tane var. Onu da satıyorum. Çünkü satmam da abi. Yanında armband da geldi. 3 tane hammer, hammer'dan. Bir tane kalsın. 2 tane hammer sattım. 2 tane hammer sattım. Belki bir tane hammer kullanırız diye söylüyorum. X'de bir tane tutuyorum. Ha, bir tane de şeyin tane Ursus'un elinde Numune bir X'de bırakalım yani. Evet, her Chaos War bende bir X, bir kılıç, bir çekiç lazım tabii yani. Bu clothing'lerin ikisini de satıyorum. Sat abi. Gerekirse çıplak görüşürüz. 2 bow'dan birini satıyorum. Sat. Yedek birinden tutuyorum. Short bow bence satıyorum ya. Short bow sat, kullan. Magical bir şey olmadığı tamam sürece anlamlı değil short bow. Tamam. Sat abi. Helmet var bir tane. 173. Great Axe'lerden birini kopana sattım. Hatta bir tane daha satalım. Hammer'ı da satalım. Çünkü bu kadar Great Weapon kimse kullanmıyor bizde. Bu kadar derken Great Weapon'ı hiç kimse kullanmıyor. Kullanmıyor. Herhangi bir Great Weapon kullanmıyor şu anda kimse yani. İlginç değil mi? Great Weapon'larla başlamıştık campaign'e. Great Weapon'la gitmiyoruz. O şey Dark Soul'u yapmayınca peki o zaman satıyorum abi. Abi çünkü Dark Soul'u tanki yapayım deyince öbürleri de kolları yarasa dönüştüğü için Great Weapon kullanamıyorlar zaten. Gözbülent eğer kolu bozulmazsa Great Sword kullanabilir dedik diye hatırlıyorum. Çünkü Gözbülent'in accuracy'si yüksek ama onun da bir sürü şey var, kırmızısı var. Ya normal sword kullansa daha iyi yani. Neyse sattım. Amulet. Satıyorum. Amuleti böyle sat mesela. 3 gold abi. Tak, yani çünkü headgear'ları dolu herkesin yani. Dolu. Sattım. 185. Peki şu anda ne istersek kaldı? 15. Çıkarabiliyoruz şu anda. Yani tamam, zorlasak. Bence çıkartalım. Zorlasak bence çıkartalım. Buraya kadar getirdiysek. Doğru geldik değil mi? Abi. 100 golda mı alınıyordu
şey. Neydi o? Bir de herkesin üstüne başına bir bakalım. Ivır zıvır bir şeyler kalmıştır ceplerde. Blood Offering miydi? Blood Offering burada değilim. Ama yani bunda da gözüküyor. Wolf Priest'teyse veremiyoruz ki abi, adamın skill'i yok. O zaman şey vereceğiz abi. Quick Reload. Blood Offering burada. Quick Reload bir günde yapılıyordu değil mi? Herhalde. Over. Yo, o da 2 gün mü? Hayır, over attı. 2 gün be. Aman boşuna uğraşıyoruz. Bir gün hani. Tamam o zaman. Yok, satmayalım. Sattığımız. Sattıklarımız zaten anlamlı. Temizliğimizi yaptık. Yanımıza kar para çıktı cebimizden yani. Ama çok çok da önemli olmayan bir şey. Artı bir intelligence'a maximum intelligence. Barisik skill'e maximum barisik skill. Şimdi bu formülalar gelmeye başladı bak, görüyorsun. Bu formülalar. Ama onlar biraz daha kaliteli bir zırh bulduk da. Hani işte falan filan işte, herhalde. Hani, adamlarımızı tanıdıkça çıkacak. Hele bir learn edelim. Abi o zaman tamam. Next day diyorum. Kimseye yani, bir şey veremedim. De bakalım next şeker kardeşim. Next day'e bastım. Next day geldi. Campaign seçeneklerimize evet. Bakıyorum. 3 tane Mark for Dead var. Biz de Mark for Dead seven bir grubuz. Mark for Dead var. Tamam. Brutal. Brutal. Hard. Bence hard'a gidilebilir. Artık hani... One warband is caught exploring the buildings while the other deploys tightly around the wagon. Good Wearstone, bu güzel. Good Wearstone toplayalım. Hiç sıfır Wearstone'umuz olduğunu düşünürsek. Sıfırdan good daha iyi, evet. Abi evet, hard olacak. Ya paramız gelmiş yalnız. Gelmiş. İşte şuradan gelen Wearstone'ları satacağız. O 815'te biz kampa gireceğiz. Bu arada biraz daha toplayacağız. Ama hard bir mission ama... Becerirsek çok güzel olacak. Evet, tabii sadece normal yaparak da gitmeyelim zaten. Hani hard'dan biraz daha tabii, gelim tabii. Alalım. Daha önce hard bir veya iki tane underdog olduğumuz mission'a gittik biz galiba değil ya mi? Ya gittik tabii. Bir iki kombata dayak yiyince zaten sonrasında mecburen hard'lara gittik. Ay, değil mi? Çaresiz kaldık, onları da becerdik. Tamam. Burada yapacak bir şey yok. Sadece inventörlerimizi bir kontrol ediyorum. Tabii. Mesela burada healing drought var. O bence dursun, o güzel çünkü bir şey hard, yani. Çünkü hard bir de. Abi bu adam zaten işte... Arkadan buff support. Atıyor, buff atıyor, heal atıyor. Bunlar yani büyücülük yapıyor işte yani. Aynen öyle. Çok kasarsa da asit buradan çıkacak. Concentration ne yapıyor? Bak inventörümüzde var. Artı 5 casting. 5 tane geldi bunlar şimdi şeyden. Şeyden Star geldi. Black Pit'ten geldi. Doğru. Şimdi bunu da alabiliriz ama o zaman ne oluyor? Cepleri full oluyor. Abi Wearstone kovalamaya gidiyoruz. Bunları da bence hepsini almayalım. Bak Wearstone toplama görevine gidiyoruz. Etheric Focus one use ama... Consumable değil, artı 5 casting. Okay. Yani, Drought of Concentration'ın consumable olmayanı. One per battle kullanılan bir muska gibi bir şey var. Eyvallah. Abi o zaman şöyle yapabiliriz. Bu Healing Drought'u başkasına verebiliriz. Hmm. Hani bir tane healing'imiz bulunsun diye. Güzel bir şey çünkü hani direkten adam... Evet. Ama herkesin yani. birkaç cebi boş kalsın. Özellikle hero'larımızın cepleri boş. Atılgan'a verelim. Atılgan'a verebilir. Onu diyecektim zaten. Sivri şapkalı diğer üyemize. Evet. Çünkü hero'larımızın movement yüzünden şeylerin onlarla Wearstone toplamak istiyoruz. Dark Soul'larla çok toplayamıyoruz açıkçası. Oo, burada neler oluyor burada? Bunları boşaltıyorum artık ben. Cebe ihtiyacımız var Günüşen. Bir saniye. Bu ne şimdi? Bunları boşaltabiliriz tabii. Evet. Boşalt bence. Oil bomb, bunu da boşaltıyorum. Boşalt. Ya da atalım. Yani hani atıp yerine Wearstone alabilirim istersen. Ha, o da olabilir. Daha iyi yani. Hani ama bu sefer kullanmış oluruz boş yere. Başka bir yerde lazım olur. Hard mission işte yani. Hard mission da atalım atacaksak. Alalım mi? Atarım. Beynini atarız milletin o zaman. Tamam, atarız. Sen... Bu arada kanaldan kendimi ekranda nasıl gördüğümü paylaşmak istiyorum. Bir dakika, göremedim ben. Terör. Bu ne be? Abi sol alt köşede kendi videomu gösteriyor yayın. Orada da Resistance'ın en altında terör Resistance'ını gösterdiği yere gelmiş. Terör yazıyor. Tam altında terör yazıyor adamın yani. Yakışır. Yakışır. Terör budur. Bu herifin eline healing drought'u veriyorum. Asılgan eline. Bu çocukların eline bir şey vermeyeceğim abi. Bu çocukların bu neymiş? Ben direkt abi olsun. Kaç tamam. Cebi var? 1, 2, 3, 4, 5. Belki de verilebilir. Zaten çok yer var. Ver yani. Ver abi. 9 strength olunca 5 cebe çıktı ayı.
Vay ayı vay. Ya. Tamam peki. Mandrake root'u kalsın. Hard Devil'dir. Unutmayalım. Bak aynen. Bunları. Armor Absorption. Böyle tanklayacak. Aynen. Tanklamasının önemli olduğu noktalarda içir. Bak bunda yok. Bende yok. Çünkü benim strength'im de 8 zaten. Daha 9 olmadı. 8 zaten. Çünkü sen 3'tün o 5. 5. O bizim kahramanımız ya. Evet evet. Tamam. Ursus'un cebi boş. Wolf Priest'te Madcap Mushroom Hit Chance %10. Kullanmayacaksak, kesin kullanacağız demiyorsak atalım. Almayalım. Bu kullanınca yok mu oluyor? Evet, bunlar consumable. Abi bilmiyorum ki. Abi out of... Bence alalım. Oil Bomb alalım. Ve Madcap Mushroom içelim oğlum bak. İki i̇çelim ya, yeter bu ne ya. Bak bu işte... Bu kemer sıkma politikaları yani kadar. Yeter ya. Yeterin yani. Yeter yeter. Gerçekten yeter. Birazcık lütfen genişleme ve bir şeyler de yiyelim içelim tutur. Kardeşim ya. Yiyelim içelim. Biraz o daha denizli gibi yaşayalım ya. Madcap Mushroom. Melee Hit Chance. Şeyde ne vardı? Bunu tabii optional bu. Healing. Mandrake Root. Bunlar olabilir. Oil Bomb ve şey Madcap Mushroom'u kullanacağız abi bunun içinde. Madcap Mushroom'u düşmana atıp oil bomba içeceğiz gibi i̇çeceğiz, hissediyorum. Aynen aynen öyle. Şener Şen usulü. Aynen. Bu şekilde gideceğiz. Bu da şuradaki Mark Bordet'e gideceğiz. Kavanjers. Birisi vagonunun hemen çevresinde. Diğeri ise oralarda binalara girmiş durumda. Good Houston toplamamızı istiyor. Pekala.